Herkese selamlar sevgili dayak severler. Ben Furkan Derbazlar. Dayağın diyarı, dayağın üretim merkezi olan Furkan Derbazlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz başlıkta göreceğiniz üzere hayal kırıklıklarıyla dolu bir video benim için. Neden? Tyson Fury, Usyk maçı iptal oldu arkadaşlar. Detayları bilmeyenler varsa aramızda sizleri bilgilendirmek için bir video çekmek istedim. Bu maç neden iptal oldu? Hem de 2 hafta kala. O zaman size gösterelim. Arkadaşlar Tyson Fury kaşının açıldığını açıkladı ve bu yüzden dolayı maçın iptal edilmesine doğru gitti. Kaşı açıldıktan sonra nasıl bir açıklama yaptı? Hemen size okumak istiyorum. Sakatlığını açıklayan Fury şunları dedi. 4 farklı adamla 12 round maç ayarladı. 5. turda gözüme bir dirsek darbesi aldım. Gözüm çatladı ve tabii ki hastaneye gittim ve 11 dikiş atıldı gözüme. Tıbbi raporları var, her şeyi var. Müsabakadan kesinti yapmak konusunda kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu ilk defa oldu demiş. Bunlar dahilinde Tyson Fury ve Usyk maçı 18 Mayıs'a ertelendi. Ben de bu maça gidecektim biliyorsunuz. Çok daha önce biletimi almıştım. Ama 2 gün önceki sabahta araba kiraladım. Otelimi ayarladım. Dedim ki ya akşam da uçuş biletlerimi alırım. Çünkü 4 kişili daha aklına girmiştim yapmış olduğum videolarla. Benim salondan gelecek öğrencilerim de vardı. Bunlarla birlikte gidecektik. Dedim ki acele etmeyin, akşam biletleri hep birlikte alırız vesaire diye WhatsApp'tan konuşurken akşam oldu abi. Tam böyle eve gireceğim, biletler için bakacağım işte internet sitesine, uçak biletlerine. Bir baktım abi, maç iptal oldu diye bir mesaj geldi arkadaşlardan. O tabii bunu görünce araştırmaya başladım. Ya dedim gerçek olamaz ya bu dedim. Koskoca maç ertelenir mi? Evet, gerçekten ertelendi. Peki diyor ki dirsek darbesi geldi diyor benim suratıma. Ben şöyle birkaç video gördüm. Göstereyim size. Tony Jeffries paylaştı bunu. Nasıl dirsek gelmiş? Bakın burada bir yumruk atıyor, peşinden kroşe yiyor aslında. Kroşe yedikten sonra kaşına bakıyor. Bu arada dövüşçüler maçlara hazırlanırken 16 oz eldiven kullanırlar ki karşı taraf üzerinde bir açıklık gerçekleşmesin diye suratında. Bir de üstüne üstlük profesyoneller, gerçek profesyoneller kas kullanırlar ki ben dedim ki ya bu adamlar kasklı maskı dövüşüyorlar. Bunlar herhangi bir adamlar değiller. İşte maçın iptal oldu muhabbeti dönünce millete yazıyorum. Öyle kolay kolay olacak iş dedim. Abi video geldi karşıma. Gerçekten kask takıyorlar. 16 oz eldivenler var. Nasıl bir vuruş attıysa burada abi Usyk'le bu adam dövüşsün zaten. Yani Tyson Fury'nin kaşını açtıysa, bu maç böyle bittiyse bu adamın Usyk'le olan maçını izleyelim. Muhtemelen daha zevkli bir maç çıkacaktır ortaya. Baksana herif zaten Tyson Fury'den zayıf bir adam. Yani hani baktığımız zaman aynı sikletteki bir adam değil gibi karşısındaki. Bu olay nasıl oldu kaskın üzerinden ben anlamadım gitti. Yani burada bir dirsek durumu da yok. Normal bir kroşe geliyor ama sonuç böyle. Bu kaş açılmasından sonra karşımıza şöyle bir açık çıkıyor. Yani kaş da değil, tam göz kapağının altına denk gelmiş. Bu ciddi bir açık arkadaşlar. Bunun zaten toparlanması ciddi bir süreç. Bir de o hassasiyetin geçmesi de ciddi bir süreç. Bu hassasiyetle geçtikten sonra bunu hızlıca kabul edip antrenmanlara başlaması da ciddi bir süreç. Aslında bakarsan bence çok hızlı bir karar alınmış. Hemen maçın yeni tarihinin belirlenmesi için. Çünkü şu an Şubat ayındayız. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 4 aylık bir süreç verilmiş. 4 aylık bir süreç az değil ama ben size söyleyeyim bu hassasiyetin geçmesi 2-2,5 ayı sürecektir. Yani tamamen toparlanması, çünkü zaten dikiş var kafadan baktığın zaman. Dikişler toparlanacak, oraya bir daha darbeler alındığında orada bir hassasiyet oluşabilecek ki Tyson Fury'nin daha önceden aynı yerden kaşının bir daha açılmışlığı var. Hemen size göstereyim. Bakın arkadaşlar bu fotoğrafta görmüş olduğunuz üzere sizin için yakınlaştırdığım yine bir kaş açılması var. Yine sağ taraftan, bu sefer üstten. Bu adamın kaşının üstünde bir açılma var. Altında da şimdi bir açılma oldu. Yani şunu söyleyebiliriz ki Tyson Fury'nin sağ kaşında bir eksiklik var. Bir sıkıntısı var. Usyk de buraya çalıştığı zaman muhtemelen maçta aynı şeyler karşımıza çıkabilir. Çünkü kısa bir süreç içerisinde gözündeki iyileşme oranı normal bir bireye göre daha düşük olmuş olacak. Çünkü o bölgede ne yaparsanız yapın ufak bir hassasiyet olacak. Bu hassasiyet sonrasında da orada avantajlar olacak.
oluşabilir. Bana VBook'tan nasıl bir mesaj geldi onu da size göstermek istiyorum. Yani bileti almış olduğum organizasyonun biletimi nasıl iptal ettiğinin mailini göstermek istiyorum. Şöyle bir mail geldi. Tyson Fury'nin beklenmedik sakatlığı nedeniyle hızlı ve tam iyileşmesi için en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Sonuç olarak heyecanla beklenen Ring of Fire ağır siklet şampiyonası yeniden planlanacak. Merak etmeyin, bilet iadeleriniz önümüzdeki 14 iş günü içerisinde banka hesabınıza yapılacak. Daha fazla güncellemeyiz için falan fistan. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu gördüklerinize rağmen? Sizce acaba maçtan kaçtı mı? Yoksa maçı bir tık ertelemeye mi çalıştı? Tyson Fury böyle şeyler yapıyor mu? Hani benim hatırladığım kadarıyla bir Usyk maçı daha iptal olmuştu bunun gibi. Bu tarz bir olayla ilgili. Sizce Tyson Fury maçtan mı kaçtı? Düşünceleriniz nedir? Ve bu maçı kim kazanır? Düşünceleriniz nedir? Olduğu zaman ve şunu sormak istiyorum. Tyson Fury'nin kaşının açılması ona bir sonraki maçta bir dezavantaj yaratacak mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bu arada beni soracaksanız arabayı zaten iptal edilebilir almıştım. Çok şükür hemen iptal ettim. Oteli zaten iptal edilebilir almıştım. Çok şükür onu da iptal ettim. Eğer uçağı alsaydım uçak bileti çok fena kaçacaktı bana. Neyse ki çok şükür uçak biletini almak için birazcık üşengeç davranmam ve yavaş davranmam beni avantaja soktu. Çünkü uçak biletini iptal edilemez bir uçak bileti alacaktım. Şimdi 18 Mayıs'ta gerçekleşecek. Muhtemelen 18 Mayıs'ta gideceğim o maçı izlemeye. Bileti çok rahat bulmuştum. Umarım bileti yine çok rahat bir şekilde bulurum. Nasipse hayatta kalırsak, canlı kalırsak o maçı da izlemeye gideceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınızda bu maçla ilgili sorular veya şüpheler veya işte bunu bilerek yaptı gibisinden kendi tezleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Sizlerle orada tartışalım ve konuşalım. Yorumlara olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen yazmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Dayakla kalın, boksla kalın, hoşça kalın. Bam.